Sevgili izleyenler, ben Ata Çağlayan. İş dünyasının nabzına ışık tutacak İş Dünyası Rehberi Altın Rehber programıyla sizlerleyim. Birçok sektörden her alanda merak ettiğiniz her şey Altın Rehber programımızda. Hemen iş dünyası turumuza başlıyoruz. Efendim bugün sizler için Kahramanmaraş'ta üst düzey diş tedavisi hizmeti vermekte olan Metin Gül Dental Implant Ortodonti Estetik Diş Kliniği'nin konuğu olduk. Yanımızda diş hekimimiz Doktor Metin Gül Beyefendi bulunmakta. Merhabalar Metin Bey. Merhaba. Hoş geldiniz öncelikle Kahramanmaraş'a. Efendim sizler de programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Metin Bey, çok uzun yıllardır biliyoruz ki diş hekimliği olarak hizmet vermektesiniz. Kalitenizden, hizmetlerinizden bahsetmeden önce Metin Gül kimdir, nasıl eğitimleri vardır? Biraz izleyicilerimizi bilgilendirmek isteriz. Diş hekimi Metin Gül, ben 1971 yılında Kahramanmaraş Afşin ilçesi Alemdar kasabasında doğdum. İlk ve orta öğrenimi orada tamamladıktan sonra liseyi Kahramanmaraş'ta, üniversite. Dicle Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 2 yıl tercih hatasından dolayı daha sonra okul birincisi oldum. Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'ne geçtim. Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'ni 1994 yılında bitirdim ve mesleğe atıldım. 8 yıl Kayseri'de serbest diş hekimi olarak çalıştıktan sonra 2002 yılında Kahramanmaraş'a geldim. Yaklaşık 15 yıldır da burada hizmet vermekteyim. Efendim 15 yıldır Kahramanmaraş'ta Metin Gül Diş Kliniği olarak hizmet verilmekte. Ne tür hizmetler vermektesiniz? Diş hekimliği çok ayrı ayrı kolları da var bildiğimiz kadarıyla. Ben aslında aynı zamanda hastaneciyim de. Kahramanmaraş'ın en büyük hastanelerinden, Megapark Hastanesi'nin kurucularından, Megapark Hastanesi'nin ve Markasi Hastanesi'nin kurucularından diş hekimliği mesleğini 7 yıl kamuda da yaptım ama genelde hep serbest icra etmekteyim. Bizim diş hekimliği mesleğinde Ankara Üniversitesi mezunu olduğumdan dolayı çok iyi bir eğitim aldığımı düşünüyorum. Ve şu an Kahramanmaraş'ta, burası büyük şehir ama orta ölçekli bir şehir. Bu şehirde hastaların bütün ihtiyaçlarını karşılayacak estetik, ortodontik tedavi, implant, ileri cerrahi, çocuk diş hekimliği, bleaching, beyazlatma, temporomandibular eklem rahatsızlıkları, yani diş hekimliği ile ilgili bütün rahatsızlıkları tedavi etmekteyiz. Hiçbir hastamızı dışarı göndermek gibi bir durumumuz yok. Eğer hasta bizi bulursa her türlü tedavisini yapmaktayız ve çok ileri düzeyde tedavi imkanlarımız mevcut. Efendim kliniğinizde de izleyicilerimizin gördüğü üzere çok teknolojide en önde gelen aletleriniz bulunmakta. Bununla ilgili tabii ki çeşitli sürekli de eğitim halindesiniz, öyle değil mi? Evet, 2002 yılında ben bu kliniği açtığımda İstanbul'da bir tane, Ankara'da bir tane, ben üçüncüsü idi. Radyovizyografi dediğimiz dijital röntgen, suyu dezenfekte etme özelliğine sahip ünit, hatta hastanın bulaşıcı hastalık riskine karşı tükürüğünü bile mikroptan arındırıp şebekeye gönderen aktif hijyen sistemleriyle donatılmış ünit içeride çekimlerini yaptı arkadaş. O sistemler Türkiye'de üçüncü idi 2002 yılında. Şu an tabii ona ilave bir sürü şey ilave ettik. Çok ileri düzeyde implant tedavisi yapmaktayız. Şu an bilim implant Türkiye'de üretildi. Yeni bir marka ve Avrupa implantlar kalitesinde ve daha da iyi. Onun bölge distribütörlüğünde aldım. Ve şu an artık Türkiye'mizde dışarıya ihtiyaç duymadan birçok şey üretilmekte. Özellikle hastaların ihtiyacı olan implant bu konuda en önemli şeylerden. Çünkü maliyet çok fazla düşecek. Yani bir ithal implantı hastalar 1000 euro civarında yaptırırken bunu 1000-1500 TL'ye yaptırabilecek. Ben de o noktaya değinecektim. İmplant hepimizin arzu ettiği, yaptırmak istediğimiz. Çünkü ister istemez dişlerde eksiklikler olabiliyor. Ama fiyatları çok uçuk fiyatları olduğu için hepimizin kaçındaydı. Bundan sonra sizin de seferberliğinizle birlikte. Evet. Öyle değil mi? Tüm herkesin belki de bütçesine de uygun hale gelecek. Evet, şimdi biz her şeyden önce şöyle söyleyeyim. Biz her şeyden önce diş hekimiyiz. Hekimiz. Aldığımız eğitim bunu gerektiriyor. Hasta koltuğumuza oturduğu zaman hastanın bütün rahatsızlıklarını bilmek zorundayız, ilgilenmek zorundayız. Ve hastalarımıza her şeyden önce doğal dişlerini nasıl muhafaza etmeleri gerektiğini öğretmeliyiz, öğretiriz.
biz her şeyden önce dişleri normal tedavi ile hastanın kendi ana dişlerini, doğal dişlerini ağızda tutmaya çalışırız. Öncelikle koruyucu hekimlik. İyi bir diş hekiminin yapması gereken en önemli şey birinci sırada koruyucu diş hekimliği. İkinci sırada tedavi, oral hijyen eğitimi, tedavi. Üçüncü sırada ağızdaki dişleri çekmeden kurtarmak. Dördüncü sırada eğer hasta bir şekilde dişlerini kaybetmişse ancak implant orada gerekli. Hastanın dişi tedavi edilebilme imkanı varken onu alıp yerine implant yapmak ya da koymak doğru bir şey değil. Şu an Türkiye'de aslında implant çok güzel bir tedavi yöntemi ama kesinlikle hastanın doğal dişlerinden daha iyi değil. Önce doğalı kurtarmak ama mecbur kalındığı yerde kemik krefti, membran, implant bunlar yapılabilir. İyi bir diş hekiminin benim yapmaya çalıştığım, mesleğe başladığım günden beri bu. Kızım da diş hekimi oldu. Şu an eşim de diş hekimi. Ona da bunu öğretmeye çalışıyorum. Birinci görevi iyi bir diş hekiminin önce hastalarının oral hijyen eğitimini verip ağızda doğal dişlerini tutmak. Çünkü tedavi ekonomiye de çok, hasta ekonomisine de, ülke ekonomisine de çok yük getiriyor. Kesinlikle haklısınız efendim. Bildiğimiz kadarıyla siz de zaten kliniğinizde çocuklara ayrılmış özel bir bölüm var. Orada onlara da tüm tedavileri yapılırken aynı zamanda bu eğitimleri de veriyor musunuz? Evet, çocuk diş hekimliği bizim alanlarımızdan birisi ve çok önemli bir alan. Çocuklara genelde anestezi yapmadan, iğne yapmadan tedavi yöntemleri var. O şekilde yapıyoruz. Kesinlikle ağrı, sancı duymuyorlar. Küçük yaşta zaten daha önce florlu jel, florlu vernik eğitimleri, bunları veriyoruz. Çocukların oral hijyen, ağız bakımı eğitimini veriyoruz. Hem tedavi yapıyoruz hem eğitim veriyoruz ve bu klinikte hem çocukların hem ebeveynlerin, insanların ihtiyacı olan bütün tedavi yöntemleri mevcut. Türkiye'nin her yerinde olan, hatta dünyanın birçok yerinde olan tedavi yöntemlerinin fazlası burada var, eksik değil. Efendim aynı zamanda ortodontistsiniz. Ortodonti tedavisi de çok uzun süreçli bir tedavi olarak biliriz. Siz son teknolojileri artık kendi kliniğinize uyguladığınız için son durum nedir? Bunu biraz öğrenmek isteriz. Siz nasıl bir tedavi yöntemi uyguluyorsunuz? Ortodontik tedavide ben özel eğitim aldım yurt içinde, yurt dışında ve şu an 2-2,5, 3-3,5 yıl süren tedavileri 1-1,5 yıl gibi bir sürede, hatta 1 yılın altında da tedavi edebiliyoruz. Bildiğimiz braket sistemleri, aparel sistemleri, bir de yeni gelişmiş, yeni çıkmış olan şeffaf plak sistemleri var. Bunlar uygulanabiliyor ve hastalar, biraz önce sizin şahit olduğunuz hastam, yaşını söylemiyor, 39 yaşında, ortodontide yaş yok, 39 yaşında ve 8 ayda tedavisi bitti. Efendim biz de hep biliriz ki artık zamanı geçmiştir 39 için bizde. 45 yaşında hastam var benim. Yani 1 yıl gibi bir sürede. Ortodontide kesinlikle sadece küçük yaşlarda biraz daha hızlı ama ileri yaşlarda biraz daha yavaş gidiyor. Ama 8 ayda bitti diyorsunuz tedavisi. Evet. 8 ay 10 ayda bitebiliyor. Çok komplike vaka olmazsa. Bizim kliniğimizde şu an akademisyenlerin bile birçoğunun ameliyat olacak dediği vakaları kendi tekniklerimizle tedavi edebiliyoruz. Kendinize özel de teknikleriniz bulunmakta. Peki efendim son olarak protezlerimize gelmek istiyorum. İlla ki maalesef ki zamanında bakılmayan dişlerimize protez ya da şu an estetik olarak da lamine protez. Lamine, zirfon. Ben zirfoncuyum. Şimdi ben lamine zaten estetik de, diş hekimliğinde estetik ayrı bir alandır. Evet. Şimdi diş eti hastalıkları ayrı bir alandır. Çocuk diş hekimliği ayrı bir alandır. Kozmetik, estetik ayrı bir alandır. Ortodonti ayrı bir alandır. Treatment, normal dolgu tedavi ayrı bir alandır. Ama kozmetik diş hekimliği dediğimiz özellikle estetiğin bir bölümü, ortodonti bir bölümü, implant ve en önemli bölümü de hastanın görselini oluşturan kaplamalar. Evet. Kaplamalar, işte bunlar lamine. İnsanlar en çok laminate veneer. Kompozit olsun, porselen laminate veneerler. Bir de zirkonyumlar var, zirkonyum. Şimdi lamine ile zirkonyum. Hastalar bize hep çok bunu sorar. Hangisi diyerekten öyle değil. Hangisi diyerek. Lamine aslında başlangıçta çok estetik ve çok güzel gözüküyor ama bizim bölgede genelde kuru yemiş tarhana çok yenir. Bu lamine çok dayanıklı değil. Ve doku uyumu zirkonun %100'e yakın. 10 yıl sonra bile diş etlerinde herhangi bir problem oluşturmuyor. İsteyen hastalara biz lamine de yapıyoruz ama benim tercihim zirkonyum.
Zirkonyum doku uyumu %100'e yakın. İnanılmaz estetik sonuç alabiliyorsunuz. Sağlamlığı da var. Ve istediğiniz şekli verebiliyorsunuz. Korkunç güzel sonuçlar ortaya çıkıyor. Efendim peki izleyicilerimiz size nasıl ulaşacaklar? Bu kadar o kadar çok geniş kapsamlı bir hizmet vermektesiniz ki kliniğinizde. İllaki sizi bir ziyaret edip kendi dişlerini de sizlere teslim etmek isteyeceklerdir. Nasıl ulaşacaklar bu noktada? Kahramanmaraş'ta yaşayanlar, civar illerde yaşayanlar için çok kolay. Diş hekimi Metin Gül web sitem de var. www.dişhekimimetingul.com. İnternetten girdikleri zaman diş hekimi Metin Gül diye oradan da ulaşabilirler. Adresimiz Kahramanmaraş merkezde. Yeni Hükümet Bulvarı, Gülpak Apartmanı, kat 2, no 4. İnternetten de kolaylıkla ulaşabilirler. Telefon numaramız da mevcut. Oradan da kolaylıkla ulaşabilirler. Ekranda görünen telefondan da ulaşabilirler. Evet, oradan da ulaşabilirler. Ama il dışından ulaşmak isteyen Maraş'a bir dondurma yemeye gelecek. Maraş'ın güzelliklerini görmeye gelecek ve biz de diş tedavisini yapacağız. Peki efendim kimler gelmeliler? Son olarak bunu da soralım. Her yaş grubundan hastalarınızı kabul ediyor musunuz? Evet. Bizim için anne karnından ölünceye kadar. Herkesi, hatta biz çok mecbur kaldığımız zaman hastalarımızın hamilelik durumlarında da değişik takviye tedavilere başlıyoruz. Yatalak olan hastalarımıza da evde gidip mecbur kaldığımızda parasal açıdan değil, parası için değil, tedavi yapabiliyorum evde. Aynı zamanda kutsal da bir görev evet. Yapıyorsunuz. Ne kadar mutlu size. Bu ülke için, Türkiye için, memleket için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. İnşallah Atatürk'ün bir sözü var. Beni Türk hekimlerine emanet ediniz. Tüm vatandaşlarımıza sesleniyorum. Türk hekimlerinden vazgeçmesinler. Vermiş olduğunuz değerli bilgiler için çok teşekkür ediyoruz Metin Bey. Başarılarınızın devamını diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz, sefa getirdiniz tekrardan. Efendim bugün sizlere tüm teknolojileriyle her türlü diş rahatsızlıklarınızda, ağız rahatsızlıklarınızda size hizmet verecek olan Metin Gül Diş Kliniği'nden seslendik. Her türlü rahatsızlıklar için mutlaka buraya bekliyoruz. Aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Bizi izlemeye devam edin. Merhaba Altın Rehber programı izleyicileri. Altın Rehber Türkiye turumuzda sektörün lider isimlerini sizlere tanıtmaya devam ediyoruz. Efendim bugün sizler için turizm ve taşımacılık sektöründe hizmet vermekte olan, Anamur'da turizme öncülük etmiş olan bir ismin, Kaş Turizm'in konuğu olduk. Yanımızda firma sahibimiz, başarılı iş adamlarından Hüseyin Kaş Beyefendi bulunmakta. Merhabalar Hüseyin Bey. Hoş geldiniz. Efendim Kaş Turizm sektörde kaç yıldır hizmet vermekte ve faaliyetleriniz nelerdir? Ne tür hizmetler veriyorsunuz? Şimdi 20 yıldır en çok bu öğrenci taşımacılığı sektöründe hizmet vermekteyiz. Tabii ki Anamur'un turizm bölümünde de katta bulmak için elimize gelen her şeyi yapıyoruz. Yurt dışı turları, uçak bilet satışı. Daha doğrusu bu Kayseri Havalimanı'nın açılmasıyla Anamur'un turizm bölümü çok gelişti yani. İlk açıldığı günden bu tarafa biz Anamur'dan Kayseri arası hem bilet satışı, hem havalimanı servisi, hem havalimanı transferi, VIP, VIP, normal, shuttle servis bölümlerini yapıyoruz. Değerli Altın Rehber izleyicileri, sektörler arası Türkiye turumuz kesmeden devam ediyor ve bizler de sizler için sektörlerimizi mercek altına almaya devam ediyoruz. Bugün sizlere geçmişten gelen güzelliğini günümüze kadar taşıyarak bizlere doğal ve kültürel güzelliklerini sergileyen bir ilimizden Ankara'dan sesleniyoruz. Ankara'da kurulduğu günden itibaren gerek vermiş olduğu profesyonel hizmetleriyle, gerek güler yüzlü çalışmalarıyla bizlerce sektöründe markalaşmayı başarmış bir firmaya Lapem Kuaför'e konuk olduk. Yanımda işletme sahiplerimiz Gonca Hanım ve Osman Bey var. Bakalım bize sunmuş olduğunuz hizmetlerle alakalı ne gibi değerli bilgiler aktaracaklar. Gonca Hanım, bizleri konuk ettiğiniz için öncelikle şahsınıza ve kurumunuza çok teşekkür ediyorum. Nasılsınız? Teşekkür ediyoruz. İyiyiz çok şükür. Sizler nasılsınız? Bizler de iyiyiz. Çok teşekkür ediyorum. Öncelikle işletme sahibimiz olan Gonca Hanım'ı bir kısaca tanıyalım. Yani 20 senedir bu sektör içerisindeyiz. Daha önce faaliyetlerimize Kastamonu ve Antalya'da devam ettik. Yeni salonumuz Ankara'da Lapem Kuaför başlığı altında açıldı.
Yani 20 yıldır sizler bu sektördesiniz. Ancak markamız 1 yıldır faaliyet göstermeye devam etmekte Ankara'da. Peki burada ne gibi hizmetler sunuyorsunuz? Hizmetlerinizi de tarafınızdan dinleyelim lütfen. Her türlü hizmeti sunuyoruz öncelikle. Saç tasarımlarında çok iddialıyız. Porselen makyaj, gelin makyajı, gelin saç ve gelin aksesuarlarını dışarıdan profesyonel ekipler tarafından temin ediyoruz. Ama salonumuzda günlük makyaj, ağda, manikür, pedikür, saç tasarımı ve benzeri her şeye sahipsiniz. Yanımda işletme sahibi ortaklarımızdan Osman Bey var. Bakalım Osman Bey neler aktaracak. Osman Bey sizler de programımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? Sağ olun sizler. Bizler deyiz. Çok teşekkür ediyorum. Osman Bey bu konuda salonumuzda saç anlamında uzman sizlersiniz sanırım. Evet. Sizler kaç yıldır bu alanda faaliyettesiniz? 23. 23 yıldır bu alandasınız. Saç konusunda... Yani saç konusunda iddialıyız diyor musunuz? İddialıyız. Lapem kuaför olarak iddialıyız. Değerli Altın Rehberi izleyicileri, sektörler arası Türkiye turumuz hız kesmeden devam ediyor ve bizler de sizler için sektörlerimizi mercek altına almaya devam ediyoruz. Bugün sizlere geçmişten gelen güzelliğini günümüze kadar taşıyarak bizlere doğal ve kültürel güzelliklerini sergileyen bir ilimizden Kocaeli Gebze'den sesleniyoruz. Gebze'de kurulduğu günden itibaren gerek verdiği profesyonel hizmetleriyle gerek güler yüzlü çalışmalarıyla sektöründe markalaşmayı hedefleyen bir firmaya HBV Doğal Desteğe konuk olduk. Yanımda işletme sahibimiz Ahmet Bey var. Bakalım Ahmet Bey bize sunmuş olduğu hizmetlerle alakalı, ürün ve ürün grupları ile alakalı ne gibi değerli bilgiler aktaracak? Ahmet Bey bizleri konuk ettiğiniz için öncelikle şahsınıza ve kurumunuza çok teşekkür ediyorum. Nasılsınız? Sağ olun, siz nasılsınız? Bizler deyiz, çok teşekkür ediyorum. Öncelikle işletme sahibimiz olan Ahmet Muratoğlu'nu kısaca bir tanıyalım. Ahmet Muratoğlu, 4 mevsim bitki, bitkisel TV, her mevsim bitki, İbn-i Sinanet, lokmanhekim.de gibi internet platformlarının kurucusu ve girişimci ortağıdır. Aynı zamanda internet ortamına kalmayıp fiziksel ortama da HMB gibi aynı zamanda tescilini aldığı firmalarla bünyesine katarak çeşitli hizmetler vermektedir. Peki kaç yıldır bu sektördesiniz ve şu an içerisinde bulunmuş olduğumuz firma ne kadar süredir faaliyette? Şimdi firmamızın iki kolu var. Bir doğal, bir de teknolojik kolu var. Doğal kolu 2013'ten beri faaliyette. Teknolojik kolu da yaklaşık 2016'dan beri faaliyette. Tek çatı altında toplayıp bir destek merkezi açtık. Ve burada mora terapi hizmetleri vermeye başladık. Peki nedir bu mora terapi hizmetleri? Mora terapi hizmetleri şöyle söyleyeyim. Temel anlamda 40-50 yıldır Almanya'da kullanılan bir yöntem. Ülkemizde Doktor Ersal Bey'in yaklaşık 2006'da ülkemizde tanıtımını başlattığı bir yöntem. Piyasada diğer yöntemlere göre güvenilir ve etkili olan en başarılı yöntemlerden biri. Temel anlamda anlatmak gerekirse mora terapi bir çeşit vücut regülasyonudur ve vücutta istenmeyen durumları en azı indirgemeye yarayan bir çeşit yöntemdir. Değerli Altın Rehber izleyicileri, sektörler arası Türkiye turumuz hız kesmeden devam ediyor ve bizler de sizler için sektörün öncülerini ekranlara taşımaya devam ediyoruz. Bugün sizlere geçmişten gelen güzelliğini günümüze kadar taşıyarak bizlere doğal ve kültürel güzelliklerini sergileyen bir ilimizden Kocaeli Gebze'den sesleniyoruz. Gebze'de kurulduğu günden itibaren gerek verdiği profesyonel hizmetleriyle, gerek güler yüzlü çalışmalarıyla sektöründe markalaşmayı başarmış bir firmaya Şeker Ağacı Anaokulu'na konuk olduk. Yanımda organizasyon müdürümüz Recep Beyler var. Bakalım Recep Bey bize sunmuş olduğu hizmetlerle alakalı, faaliyet alanlarıyla alakalı ne gibi değerli bilgiler aktaracak? Recep Bey bizleri konuk ettiğiniz için öncelikle şahsınıza ve kurumunuza çok teşekkür ediyorum. Nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Sizler nasılsınız? Bizler deyiz. Çok teşekkür ediyorum Recep Bey. Sizleri yakından tanımakla programımıza başlayalım. Recep Kadiroğlu kimdir? Tabii ki de. Adım Recep, soyadım Kadiroğlu. 15 yıldır eğitim sektörü içerisindeyim. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi. Benim bölümüm mezunuyum. Bu sektörde de yaklaşık 10 yıldır da bu sektör içinde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Sizler 10 yıldır bu sektördesiniz. Peki Şeker Ağacı Anaokulu ne kadar süredir Gebze'de faaliyet göstermekte? Şeker Ağacı Anaokulumuz yaklaşık 8 yıldır Gebze'mize hizmet etmekte. Buradaki çocuklarımıza maddi manevi olarak hizmet vermektedir. Peki burada... Öğrencilerinize, velilerinize ne gibi hizmetler sunuyorsunuz? Hizmetlerinizi de sizlerden dinlemiş olalım lütfen.
Evet, çocuklar, bugünün çocukları, yarının büyükleri anlayışında çocuklarımızı hem burada günlük eğitimlerini verirken hem de geleceğe hazırlıyoruz onları. Bu anlamda velilerimizle ve çocuklarımızla yakinen ilgileniyoruz. Maddi ve manevi olarak kendilerini geleceğe hazırlamaya gayret ediyoruz. Peki Şeker Ağacı Anaokulu'nu diğer anaokullarından ayıran faktörler nelerdir? Bu okulun özelliği nedir? Sizlerden dinlemiş olalım. Okulumuzun özelliği cana yakın ve samimi bir şekilde hem öğrencilerinde hem de velilerine yaklaşımıdır. Burada bir okul ortamı değil, burada adeta bir aile ortamı vardır. Biz almış olduğumuz öğrencileri müşteri bazlı değil, biz onları kendi evlatlarımızdan, kendi yavrularımızdan ayırt etmeden bunlara bu şekilde yaklaşmamızdır. Yani biz kendimizi diğer anaokullarından en belirgin ve en farklı özelliğimiz olarak bunu görüyorum. Peki eğitimci kadronuzdan, öğretmen kadronuzdan biraz bahsetmenizi rica etsek yine sizlerden. Evet, eğitim kadrosu eğitimde önemlidir. Öğretmenlerimiz alanında uzman öğretmenlerimizdir. Ebru öğretmenimiz var, pedagogumuz var, diğer sınıf öğretmenlerimiz var. Hepsi öğrencilerimizle elinden geldiği derecede ilgilenmeye gayret etmektedir. Peki okul kontenjanımız kaç kişiliktir? Kaç öğrenciyi burada ağırlayabiliyorsunuz? Eğitim, öğretime burada yer veriyorsunuz? Kontenjanımız 60 kişilik kontenjanımız vardır. Değerli velilerimizin bu konuda hassasiyetini de kendilerinden bekliyoruz. Peki okulumuzda tabii ki öğle yemeği vakti oluyor. Bu yemekler burada sizler tarafından yemekhanede, mutfakta mı yapılıyor yoksa bir catering şirketinden sizlere mi yönlendiriliyor? Buradaki çalışanlarımızdan aile ortamı dedik ya röportajımızın başında tam bir aile ortamı, buna yakışır bir şekilde. Burada yemeklerimizi de biz kendimiz yapıyor. Bir catering şirketiyle anlaşmamız yok. Ev yemekleri, çocukların sevebileceği yemekleri kendimiz yapıyoruz ve bu yavrularımıza ikram ediyoruz. Bizler de bu konuda başarılarınızın devamını diliyoruz. Peki kaç yaş öğrencilerini burada ağırlıyorsunuz? 3 ila 6 yaş arasındaki öğrencilerimizi okulumuza kabul ediyoruz. Zaten bu Milli Eğitim Bakanlığımızın da öngörmüş olduğu yaş aralığıdır. Peki okulumuzda yabancı dil dersleri veriliyor mu? Evet, okulumuzda yabancı dil derslerimiz var, İngilizce öğretmenimiz var. Haftanın belirli günlerinde gelip buradaki öğrencilerimize de İngilizce dersi vermektedir. Kıymetli bilgilerinizi bizlerle paylaştığınız için çok teşekkür ediyorum. Altın Rehber programı aracılığıyla izleyicilerimize aktarmak istediğiniz son bir şeyler varsa sizlerden dinlemiş olalım yine. Ben izleyicilerimize şunu söylüyorum. Özellikle Kocaeli Gebze bölgesinde yaşayan bütün kardeşlerimize gelin hep beraber yavrularımızı daha güzel, daha mutlu ve daha güvenilir bir geleceğe beraber hazırlayalım. Bizler de başarılarınızın tekrar devamını diliyoruz Recep Bey. Değerli Altın Rehber izleyicileri, sektörler arası Türkiye turumuz hız kesmeden devam ediyor ve bizler de sizler için sektörlerimizi mercek altına almaya devam ediyoruz. Bugün sizlere geçmişten gelen güzelliğini günümüze kadar taşıyarak bizlere doğal ve kültürel güzelliklerini sergileyen bir ilimizden Kocaeli Gölcük'ten sesleniyoruz. Gölcük'te kurulduğu günden itibaren gerek verdiği profesyonel hizmetleriyle gerek güler yüzlü çalışmalarıyla sektöründe markalaşmayı hedefleyen bir firmaya Tirvana Kafe Bistro'ya konuk olduk. Yanımda işletme sahibimiz İbrahim Çakıroğlu var. Bakalım İbrahim Bey bize sunmuş olduğu hizmetlerle alakalı, ürün ve ürün grupları ile alakalı ne gibi değerli bilgiler aktaracak. İbrahim Bey, bizleri konuk ettiğiniz için öncelikle şahsınıza ve kurumunuza çok teşekkür ediyorum. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Bizler deyiz. Çok teşekkür ediyorum. İbrahim Bey, sizleri yakından tanımakla programımıza başlayalım öncelikle. İbrahim Çakıroğlu kimdir? Öncelikle tekrar hoş geldiniz. Ben İbrahim İnan Çakıroğlu. Tırvana Garden Cafe'nin hem işletmecisi hem ortağıyım. Yakında üniversitesi uluslararası ilişkiler mezunuyum. İşte yeni açılmış kafemizde 3 aydır hizmet vermekteyiz burada. Peki kaç yıldır sizler bu sektörün içerisindesiniz ya da bu kafenin açılışıyla beraber mi bu sektördeki hikayeniz başladı? İşin aslında çocukluğumda dayımın böyle bir restorantı var. Orada yazları çalışmışlığımız var. En fazla tecrübem oydu. İşte artık kendimiz yapıyoruz ama onun haricinde herhangi bir tecrübemiz yok.
Yani ufaklıktan gelen bir merak, bir sevdiğiniz bir iş olduğunu hissettiğiniz bir işin içerisine daha sonrasında giriş yaptınız diyebiliriz. Peki burada ne gibi hizmetler sunuyorsunuz? Ürün yelpazenizde neler vardır? Bunları da sizlerden, şahsınızdan dinlemiş olalım. Ürünlerimiz arasında serpme kahvaltı, kahvaltı tabağımız, onun haricinde dünya mutfağı yemekleri, işte makarna ve salata çeşitleri, pizza çeşitleri, ayrıca soğuk içecekler ve dondurmamız var. Burada şöyle bir kahvaltı çeşitlerinize baktığımda geniş bir yelpazeye sahip bir kahvaltınız var. Kendi yörenizden de bunu sunduğunuzu düşünüyorum. Ortalama bir serpme kahvaltının içerisinde kaç çeşit bulunuyor? 22 çeşit serpme kahvaltımız var şu anda mevcut. Fakat buranın adıyla Doğu Karadeniz'e ait farklı yiyecekler, işte peynir çeşitleriyle bir kahvaltı vermeyi düşünüyoruz. Onun ikisi de hemen hemen o civarlarda olacak. Yani Karadeniz'e özgü bir kahvaltı şöleni Tirvana Cafe Bistro'da sunuluyor diyebiliriz. İnşallah bir yer sonra başlayacağız. Daha başlamadık, başlayacağız ona. Peki başladığında bunun için bir saat sınırlaması koymayı düşünüyor musunuz? Saat 10'da kahvaltı bitiyor gibi. Hayır, tabii. Yani günün istediği zaman kahvaltısını yapabilir. Öyle bir sınırlamamız yok. Peki mekanın açılış ve kapanış saatleri hakkında neler söyleyebilirsiniz? Hafta içi de hafta sonu da aynı saatte 9'da açılıyoruz. Gece 2'de. Bazen müşteri yoğunluğuna göre 3'te kapatıyoruz. Peki mekanımızın çok özel bir yapıya sahip olduğunu düşünüyorum ve çevreye duyarlı bir işletmeci olarak aslında burayı kurmuşsunuz. Mesela iş yerimiz içerisinde bir ağacımız var ama bu ağaca burası yapılırken hiçbir şekilde dokunulmamış. Mekanın içinde 2 tane ağaç var. İşte kafenin yapılacağı alan burasıydı. Biz de ne yapabiliriz diye işte amcamın oğlu kardeşimden zaten 3 kişiyiz burada. Düşündük. İşte mühendislerle de çalışma yaptık. 2 tane ağacı da kurtardık. Onlara zarar vermeyecek bir şekilde yapıyı üstüne kondurduk. Bizler de bu konuda ben de ekibim ve şu andaki izleyicilerimiz adına bu duyarlılığınız için sizlere çok teşekkür etmek istiyorum. Peki mekanımızın kaç kişilik bir kapasitesi var? Yani 180 kişiye kadar hizmet verebiliyoruz. Az önce de bahsettiğim gibi alan çok modern döşenmiş bir bistro aslında kafe burası. Burada özel günlere, özel organizasyonlara da ev sahipliği yapar mısınız talepler olması doğrultusunda? Zaten yapıyoruz doğum günleri, işte özel günler. Mesela burada 2-3 tane evlenme teklifine şahit, yani 2 kişiyi evlendirdik öyle diyeyim. Onun haricinde işte kadınların kendi yaptıkları günler, işte farklı şey mesela Ramazan'da İftarda çok grup yemeği verdik. Tabii ki öyle özel şeyleri değerlendiriyoruz, hizmetle. Peki burada kaç kişilik bir ekiple hizmet sunuyorsunuz? Şu anda o 14 kişilik bir ekiple çalışıyoruz. Tabii yazın biraz daha rakamımız altına düşecek. Peki sizlere bu konuda konseptiniz üzerinden ya da isminiz üzerinden, yani marka isminiz üzerinden franchise teklifleri olsa kabul eder misiniz? Ya da bir araştırma safhasına girer misiniz diye sorsam daha doğru olur sanırım. Değerlendiririz. Yani şey yapmayız, geri çevirmeyiz, düşünürüz. Oluru varsa da yaparız. Yani bu tekliflere tamamen kapalı değiliz diyebiliriz. Evet. Peki buradan sonrası için Türkiye genelinde ya da Kocaeli bölgesinde başka bir şube açmayı düşünür müsünüz? Öyle bir yani geleceğe dair öyle planlarımız var. Bir tepede, yukarıda bir yerimiz var. Hem orası hem deniz kenarında bir arsaya sahip bir tanıdığımız birisi var. Kendisi öyle bir teklifle geldi bize. Hani bu konsepte oraya bir şey açalım diye. Tabii ki bu önümüzdeki şeylerde değerlendirmeye alacağımız durumlar ama şu anda erken onları şey yapmak için. Gelecekteki projelere, sürprizlere açık olun diyoruz bizler de öyleyse. Peki buradan sonrası için bu sektör adına, sektördeki hedefleriniz nelerdir diye sorsak İbrahim Bey? Yani sektördeki hedeflerimiz sistemi oturtmak, kurumsallaşmak, belki ileriye dönük işte franchising gibi yani zincirler kurmak olabilir. Şeyimiz bu, hedeflerimiz bu, inşallah da olur. Bizler de bu konuda başarılarınızın devamını diliyorum. Buradan ürünlerinizin görsellerine, fotoğraflarına daha detaylı bir şekilde ulaşmak isteyen izleyicilerimiz için sosyal medya hesaplarınızı da sizler aktarın isterseniz. Tırmana Garden Bistro Cafe hem Instagram'da var hem de Facebook'ta. Buradan da sizleri takip edip menü çeşitlerinize daha detaylı bir şekilde bakabilirler öyleyse. Menü çeşitlerimize, yapacağımız organizasyonlara, işte canlı müziğe başlıyoruz. Farklı sanatçılar getireceğiz inşallah. Zaten Eylül'ün 9'unda Ali Baran konserimiz var. Hepsini oradan takip edebilirler.
Değerli Altın Rehberi izleyicileri, sektörler arası Türkiye turumuza Eskişehir'de kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün sizlere geçmişten gelen güzelliğini günümüze kadar taşıyarak bizlere doğal ve kültürel güzelliklerini sergileyen bir ilimiz olan Eskişehir'den seslenmeye devam ediyoruz. Kurulduğu günden itibaren gerek verdiği profesyonel hizmetleriyle gerek güler yüzlü çalışmalarıyla sektöründe markalaşmayı başarmış bir firmaya Yeni Umut Market'e konuk olduk. Yanımda işletme sahibimiz Ahmet Dur var. Bakalım Ahmet Bey bize sunmuş olduğu hizmetlerle alakalı, ürün ve ürün yelpazesiyle alakalı ne gibi değerli bilgiler aktaracak. Ahmet Bey, bizleri konuk ettiğiniz için öncelikle şahsınıza ve kurumunuza çok teşekkür ediyorum. Nasılsınız efendim? İyiyim, teşekkür ederim. Hoş geldiniz ilimize, marketimize de hoş geldiniz. Bizleri konuk ettiğiniz için biz sizlere çok teşekkür ediyoruz. Ahmet Bey, şahsınızı tanımakla programımıza başlayalım öncelikle. İşletme sahibimiz Ahmet Dur kimdir? Ahmet Dur, 28.04.1962 doğumlu, Konya doğumlu. Eskişehir'e 1985 yılında geldim. 1996 yılında da işletmemizi açtık. O günden bugüne devam ediyoruz işletmemize. 96 yılından beri bu sektördesiniz ve Yeni Umut Market de bu alanda 96 yılından beri faaliyet gösteriyor. Doğru mudur? Doğrudur, aynı doğrudur. Peki buradan müşterilerinize ne gibi hizmetler sunuyorsunuz? Sunduğunuz hizmetleri de sizlerden dinleyelim. Biraz ürün ve ürün yelpazenizden bahsedin. Tabii ki, memnuniyetle. Biz de marketlerde farklı olarak market sistemlerinde, marketimde hazır bulunduruyoruz. Müşterilerin marketleri bulmadığı ürünleri biz de rahatlıkça bulup alıyor. Yani burada market alanında, yani büyük bir markette ne bulunacaksa sizlerde de hemen hemen belli başlı olanlar bulunabilir diyor muyuz? Diyoruz, daha fazlası var bizde. Büyük marketlerde olmayan network sistemi bizde mevcut. Müşterimiz hazır gelip alıyor bunları. Yani internetten şuradan da uğraşmadan hazır tezgahından direkt alıp gidiyor. Aynı zamanda burada yapmış olduğunuz bazı bayan kozmetik ürünleri de mevcut sanırım. Bunları da sizlerden dinleyelim mi lütfen? Aynen. Kozmetik ürünleri bizde hazır buluyor. İnternetten bulmadığı indirimleri bizden alıyor. Daha çok %50 indirimli ürünler satıyoruz. Ondan sonra kahve ürünlerimiz var. Bunlar kırmızı reyişi, mantarlı, daha sağlıklı kahveleri. Biz de rahatlıkla bulup alıp götürüp içebiliyorlar bizden. Bahsetmiş olduğunuz kahve sanırım bayanların en çok sorun ettiği şey. Yani kilo probleminde de yardımcı oluyor bildiğim kadarıyla. Aynen, kilo problemi daha sağlıklı bir kilo verme olayı oluyor. Birçok müşterim 30-40 kiloya kadar, bir yılda 30-40 kiloya kadar zayıflayan müşterilerim var benim. Yani burada diğer eczanelerden ya da herhangi bir aktardan alınan ilaçlara ziyaden burada bir kahve içerek, günlük mutlaka içiyoruz bir kahve. Bunu içerek zayıflamaya yardımcı oluyor bu bahsettiğiniz. Aynen. Doğru, bir de sağlıklı bir şekilde zayıflıyor. Bu ilaç değil, gıda takviyesi, vücuttaki toksitleri atıyor. Yani daha fit bir duruma geliyor. Burada tabii sizlerin bu kozmetik ürünleriyle alakalı düzenlemiş olduğunuz kampanyalar da oluyor. Bir alana bir bedava, %50 indirim gibi. Bunları da izleyicilerimiz takip etmek isteseler bir sosyal medya hesabınız, bir web siteniz var mıdır? Web sitemizi yakında açacağız. Bizim aylık broşürlerimiz oluyor. İşte 5.000 tane, 10.000 tane şehir içine dağıtıyoruz. Bu reklamları takip edebiliyorlar bizden. Peki izleyicilerimiz neden diğer meslektaşlarınızı değil de Yeni Umut Market olarak sizleri tercih etsinler diye soralım öyleyse. Yani burada başta bir güler yüz var, müşteriyi hoş karşılama var. Marketlerde bulamadığı bir ürünler bizde var, network sistem marketlerde satılmıyor. Biz onlara üyeyiz, getiriyoruz, hazırlıyoruz, marketimizde sergiliyoruz, standlar açıyoruz, özel indirimler yapıyoruz müşterilerimize. Daha rahatlıkla ondan dolayı bizi tercih ediyorlar. Peki bundan sonrası için sektördeki hedefleriniz nelerdir diye sorsak? İnşallah ikinci, üçüncü şubelere öyle daha büyük bir hizmet vereceğiz müşterilerimize. Değerli Altın Rehber izleyicileri, sektörler arası Türkiye turumuz hız kesmeden devam ediyor ve bizler de sizler için sektörlerimizi mercek altına almaya devam ediyoruz. Bugün sizlere geçmişten gelen güzelliğini günümüze kadar taşıyarak bizlere doğal ve kültürel güzelliklerini sergileyen bir ilimizden Bursa Osman Gazi'den sesleniyoruz. Osman Gazi'de kurulduğu günden itibaren gerek verdiği profesyonel hizmetleriyle gerek güler yüzlü çalışmalarıyla sektöründe markalaşmayı hedefleyen bir firmaya Arslanlar Konağı'na konuk olduk. Yanımda işletme sahibi Selçuk Arslan var. Bakalım firma sahibimiz bize sunmuş olduğu hizmetlerle alakalı ne gibi değerli bilgiler aktaracak. Selçuk Bey, bizleri konuk ettiğiniz için öncelikle şahsınıza ve kurumunuza çok teşekkür ediyorum. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Öncelikle sizlere de ayağınıza sağlık diliyorum. Hoş geldiniz. Sizleri yakından tanımakla programımıza başlayalım öncelikle Selçuk Bey. Selçuk Arslan kimdir? Selçuk Arslan 1989 doğumlu. A
Ağrı ilinde doğmuş, yaklaşık 20 seneden iyi aşkındır Bursa'da ikamet ediyor. İki üniversite mezunuyum. Peki kaç yıldır bu sektördesiniz ve Arslanlar Konağı ne kadar süredir faaliyette? Yaklaşık olarak 3 seneyi aşkın süredir otelcilik sektöründeyiz. Fakat son 1 seneye kadar biraz daha yavaş olmakla beraber son 1 senedir biraz daha profesyonelliğe taşımaya çalıştık. Son 1 sene daha aktif bir şekilde bu sektörün içerisinde yer aldığınızı söyleyebiliriz öyleyse. Evet, doğrudur. Peki burada Arslanlar Konağı'nda müşterilerinize ne gibi hizmetler sunuyorsunuz Selçuk Bey? Yani Arslanlar Konağı olarak önceliğimiz müşterilerimizi rahat uyutabilmek, dinlendirebilmek. Amacımız bu yönde. Hizmet olarak da oda kahvaltı şeklinde hizmet veriyoruz. Tarihi otel olduğumuz için. İlerleyen dönemlerde yine aynı şekilde restoranımız, yani hem müşterilerimize hem dışarıya hizmet verecek şekilde çalışmak gibi bir niyetimiz de var. Peki kapasitemizde, potansiyelimizde kaç odamız var? Şu an için aktif olarak çalışan 30 odamız var. İleriye dönük tabii daha da artabilir bu tadilatla vesaireyle. Ama şu an için 30 odamız var. Tabii bunlar tek kişilik, çift kişilik, suit vesaire, deluxe diye değişiyor sanırım. Tabii ki biraz daha şehir merkezi oteli olduğumuz için aileye yönelik odalarımız genelde double ve triple, yani 2 veya 3 kişilik, 4 kişilik oldu. Tek kişilik odalarımız da tabii ki mevcut ama sayı olarak tabii ki daha az, yani şehir içi otel olduğumuz için çok tek kişiliğe yönelmedik açıkçası. Tabii burası iki blok halinde hizmet vermekte sanırım. Arasındaki fark nedir? Aynı zamanda buranın tarihi bir yapısı da var bildiğim kadarıyla. Bunları da yine sizlerden dinleyebilir miyiz lütfen? Tabii ki biz buranın inşaatını da kendimiz yaptık en başından beri. Bina bir kısmı binamızın daha önceden vardı. Tarihi birinci derece tarihi eser olduğu için aynı şekilde restore ettik. Yani her şey aslında uygun şekilde oldu. İkinci binamızı daha modernize tarzda yapıp ikisini birleştirdik. İki farklı konseptimiz oldu burada. Yani bir kısmı tarihi, bir kısmı modern olmak şekilde. Tarihi dediğimiz bu binaların tarihi kaç yıla dayanmaktır, kaç yıllık binalar ya da eserlerdir diyebiliriz buralar için? Tarihi binamız, yani bizim amatör araştırmalarımıza göre 100 yılı geçtiğini biliyoruz. Yani çok çok eski zamanlarında biliyoruz. Fakat tabii ki daha öncesi, yani kütüphanelerde de hani tabii çok meşhur bir yer olmadığı için, bilindik bir yer olmadığı için çok fazla geriye de gidemedik açıkçası. İki blok arasındaki oda konseptleri de farklı değil mi? Tabii ki tarihi binamızda kullanılan malzemeler olsun, yani inşaat aşamasında da öyle, şu an için ekipman olarak da genel olarak hep böyle tarihi şeyler kullanılmaya çalışıldı. Fakat yeni binamızda daha modernize yeni ürünler kullanıldı. Peki kaç kişilik bir ekiple burada hizmet sunuyorsunuz? Şu an aktif olarak çalışan 12 kişilik bir ekibimiz var. Yani gece gündüz olmak şekilde. İleride tabii ki daha da artacak bu sayı. Yani faaliyetlerimiz arttıkça, işte restoran vesaire gibi faaliyetlerimiz arttıkça sayı da artacak. Peki şu anda konaklama alanımız kaç metrekare alan üzerine kurulu? Şu an zeminimiz yaklaşık 500-600 metre civarı. Toplamda kapalı alanda 3000 metre, 4000 metre civarı. Peki otelimize, konaklama alanımıza yakın olan, rotasyon olarak yakın olan tarihi yerler, mekanlar, meydanlar var mıdır? Tabii ki zaten buraya bu kadar özen göstermemizin en büyük sebebi buydu. Hemen Bursa Ulu Cami'nin karşısında oluşumuz. Yine civarımızda Üftade Hazretleri, Emir Sultan Yeşil Türbe, yani gibi birçok işte Osman Gazi, Orhan Gazi türbeleri. Bunların hepsi şu an bize yürüme mesafesinde. O yüzden de biz de bu konuda çok dikkatli olmaya çalışıyoruz açıkçası. Bu alanda, yani konaklama alanımıza yakın bir çok tarihi yapı alanda bulunmaktadır diyoruz. Peki izleyicilerimiz sizlerin tabii ki şu anda yan ekranımızda görüyorlar sizlerin oda tiplerini vesaire, ama daha detaylı bakmak isteseler web sitenizde sizler aracılığıyla paylaşmış olalım lütfen. Tabii ki www.arslanlarkonağı.com adresinden ulaşabilirler. Peki otel rezervasyonlarınızı, konaklama rezervasyonlarınızı da internet üzerinden alıyor musunuz, yoksa alt yayın bandımızda görünen iletişim bilgilerinden mi sizlerle iletişime geçmeliler? Tabii ki internet sitemiz üzerinden de yapabilirler. İletişim bilgileri üzerinden de ulaşabilirler. Onun dışında birçok internet sitesi üzerinden de direkt bize yönlenerek online rezervasyon yapabilirler. Peki izleyicilerimiz neden diğer meslektaşlarınızı değil de sizleri tercih etsinler diye soralım öyleyse.
Şimdi bizim burada en büyük avantajımızın tarihi olmasını, yani tarihi olduğunu düşünüyorum. Yani çünkü biz burayı yaparken en büyük hedefimiz buydu. Tarihe sahip çıkmak, tarihi korumak. Yani bizi tercih etmelerinin sebebi de onların da aynı şekilde tarihlerine sahip çıkmak olması gerektiğini düşünüyorum açıkçası. Peki bundan sonrası için sektördeki hedefleriniz nelerdir? Yani sektördeki hedeflerim, yani genelde otelcilerin hedefi işte bir şube daha, bir şube daha, bir şube daha olarak büyüme şeklindedir. Ama ben bir şubeyi daha bu tarzda yine tarihi bir binayı restore ederek, yine aslına uygun tarihi canlandırarak yeni bir şubeleşme yolunda gitmeyi tercih ediyorum açıkçası. Yani ikinci bir şube açarsak bunu da normal yeni yapılmış bir bina üzerine değil de yine bir tarihi yapı üzerine yaparız diyorsunuz, doğru mudur? Evet, doğrudur. Peki bu şube açma sürprizi bizlere başka bir bölgede mi olacak, Türkiye'nin herhangi bir bölgesinde mi olacaktır, yoksa Bursa içinde mi olacaktır? Sizlerin tercihi ne yönde olur? Yani şu an için şehir dışı çok düşünmüyoruz açıkçası. Şöyle, hani işimizin başında olmak, bütün sıkıntıları birebir ilgilenmek için çok geniş alana yayılmayı düşünmüyoruz. Ama tabii ki ilerleyen zamanlarda olabilir, yani neden olmasın. Kıymetli bilgilerinizi bizlerle paylaştığınız için çok teşekkür ediyorum Selçuk Bey. Altın Rehber programı aracılığıyla izleyicilerimize aktarmak istediğiniz son bir şeyler varsa dinleyelim lütfen. İzleyicilerimize aktarmak istediğimiz son bir şey, yani biz işimizi en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz. Herkesin de bu şekilde olmasını diliyoruz, temenni ediyoruz ülkemizin sağlığı iyiliği için. Bizler de sizlere çok teşekkür ediyoruz Selçuk Bey. Değerli Altın Rehber izleyicileri, sektörler arası Türkiye turumu sız kesmeden devam ediyor ve bizler de sizler için sektörlerimizi mercek altına almaya devam ediyoruz. Bugün sizlere geçmişten gelen güzelliğini günümüze kadar taşıyarak bizlere doğal ve kültürel güzelliklerini sergileyen birimizden, Kütahya'dan sesleniyoruz. Kütahya'da kurulduğu günden itibaren gerek verdiği profesyonel hizmetleriyle, gerek güler yüzlü çalışmalarıyla sektöründe markalaşmayı başarmış bir firmaya, Dayanlar Halı Sahaya konuk olduk. Yanımda işletme sahiplerimizden Lokman Bey var. Bakalım Lokman Bey bize sunmuş olduğu hizmetlerle alakalı ne gibi değerli bilgiler aktaracak. Lokman Bey, bizleri konuk ettiğiniz için öncelikle şahsınıza ve kurumunuza çok teşekkür ediyorum. Nasılsınız efendim? Estağfurullah Gizem Hanım, hoş geldiniz bu arada. Ben teşekkür ediyorum. Siz de iyisinizdir inşallah. Bizler de iyiyiz. Çok teşekkür ediyorum. Lokman Bey, sizleri yakından tanımakla programımıza başlayalım öncelikle. Lokman Dayan kimdir? Lokman Dayan 50 yaş civarındayım. Biraz Avrupa'da büyümüş bir insanım. İşte oralardan, gelenekten bu tarafa böyle bir spor tesisini oralarda görmüş olduğumuz yıllarda 1990'da buraya yapmayı nasip etti Allah. Yani 1990 yılından beri burası bu faaliyette, doğru mudur? Aynen, 27 yıldır Kütahya'da ilk olmak üzere, daha halı sahayı bilmeyen insanlar çevre varken vali beylerin de açılışta bulundukları yıllarda böyle bir ilki başarmak nasip oldu bize. Peki sizler 27 yıldır bu sektörde misiniz? Aynen, 27 yıldır halı sahacılık sektöründeyiz. Ve çok şükür Kütahya'da 7'den 70'ine sorsanız sporla ilgilenen, ilgilenmeyen kişilerle Dayanlar markasını bilirler. Peki burada müşterilerinize ne gibi hizmetler sunuyorsunuz? Hizmetlerinizi de sizlerden dinlemiş olalım lütfen. Şimdi halı sahacılık hizmetinde Gizem Hanım, şöyle diyeyim. En önemlisi zemin, halı saha, toptur ve bunun yanında güler yüz, tatlı dildir. Çok şükür biz işletmenin sürekli başında kendimiz olduğumuzdan dolayı güler yüz her zaman şükür var. Müşterinin hitabına göre, kişisine göre hitap ediyoruz. Bizler de burada buna birebir şahit oluyoruz zaten. Teşekkür ederim. O sizin güzelliğiniz. Yani bu sektörde halen hizmet vermekteyiz. Peki halı sahalarımız kaç metrekare alan üzerine kurulu diye sorsak, sadece şu an içerisinde bulunduğumuz alan değil, bir alana daha sahip sanırım. Potansiyelimizde bir alanımız daha var. Kaç metrekare alandır bunlar? Bizim alanımız şu anda bulunmuş olduğumuz yer Türkiye standartlarının sadece yüksekliğinde, Kütahya standartının yükseği. Çünkü sıcaklığı daha yukarı çeksin diye yaz aylarında oynanabilecek maçlarda yüksekliği buranın 16 metredir. Ki normal standartlarda 13 metre yükseklikte yapılıyor halı sahaların geneli. Metrekare olarak da burası şu anda standart 1250 metrekare oynanabilir alan var.
Gerçekten çok büyük bir alana sahip diyebiliriz bizler de öyleyse. Aynı zamanda alanlarımızın yanında seyirci, yani tribün kısmı içinde ayrılan bir alanımız var sanırım. Doğrudur. Orasını da biz halı sahanın eninden boydan boya yaptık. Çünkü burada da tekrar tecrübe geliyor. Hani kimileri iki masa koyuyor ya da üç oturmaklı bir yer yapıyorlar. Biz tribünümüzü özellikle turnuvalar için, ki bu turnuvaları işte memurlar, belediyeden olsun, fabrikalardan olsun kendi aralarında turnuva düzenliyorlar arkadaşlar arasında. Biz de mümkün mertebe seyirciyi de düşünerekten tribünümüzü halı sahamızın boydan boya herkes istediği yerde olabilsin diye ya da rakip karşı taraf bir bölüme, diğer bir bölüm olsun diye büyük tutmaya çalıştık. Bizler de bu konuda başarılarınızın devamını diliyoruz. Peki Lokman Bey, aynı zamanda potansiyelimiz içerisinde sizlere misafir olan, yani maç oynamaya gelen arkadaşlarımıza forma ve krampon desteği de sağlıyor musunuz? Yoksa dışarıdan kendileri mi getirmeleri gerekiyor? Bunu da izleyicilerimiz aracılığıyla paylaşmış olalım. Tabii. Şimdi forma ve ayakkabı zaten üstlerine bip dediğimiz formaları bir maçta veriyoruz ve daha sonra bunlar yıkanmaya geçiyor. Diğer takıma diğer bipleri veriyoruz. İşte bunlar renkli renkli oluyorlar. O tamamen hizmetlerimiz dahilindedir. Sadece krampon, yani aslında krampon yasak da halı saha ayakkabıları, halı saha deniliyor onlara. O halı sahaları da kiralık ücret karşılığı hizmette veriyoruz. Çünkü adam işten çıkıyor, ayakkabısını unutuyor ya da okuldan direkt buraya geliyor, çarşıya gidip ayakkabısını almaktansa falan diye 3-5 kişi böyle ayakkabı ihtiyacı olduğundan dolayı ayakkabı kirasında yardımcı oluyoruz. Değerli Altın Rehber izleyicileri, sektörler arası Türkiye turumuz hız kesmeden devam ediyor. Ve bizler de sizler için sektörlerimizi mercek altına almaya devam ediyoruz efendim. Bugün sizlere geçmişten gelen güzelliğini günümüze kadar taşıyarak bizlere doğal ve kültürel güzelliklerini sergileyen bir ilimizden, Ankara'dan sesleniyoruz. Ankara'da kurulduğu günden itibaren gerek vermiş olduğu profesyonel hizmetleriyle, gerek güler yüzlü çalışmalarıyla bizlerce sektörünün lideri olmayı başarmış bir firmaya, Piyano Özel Kız Öğrenci Yurdu'na konuk olduk. Yanımda işletme müdürümüz Selma Hanım var. Bakalım Selma Hanım bize sunmuş olduğu hizmetlerle alakalı ne gibi değerli bilgiler aktaracaklar. Selma Hanım, bizleri konuk ettiğiniz için öncelikle şahsınıza ve kurumunuza çok teşekkür ediyorum. Nasılsınız? İyiyim, sağ olun. Siz nasılsınız? Bizler de iyiyiz. Çok teşekkür ediyorum. Selma Hanım, öncelikle kaç yıldır sizler bu sektördesiniz? Yaklaşık 10 yıldır bu sektördeyim ben. Peki Piyano Kız Öğrenci Yurdu ne kadar süredir faaliyette marka olarak? 1 yıl yeni doldu. Yeniyiz. Selma Hanım, potansiyelimizde kaç odamız var? Kontenjanımız 220. Peki bunlar oda tipleri nasıl? Biraz açıklamanızı rica etsek. Yurt 2 bloktan oluşuyor. Bir bloğumuzda tuvalet ve banyo katlarda ortak kullanılıyor. Bu çekim yaptığımız blokta odaların içinde tuvalet ve banyolar. Odalar 2'şer, 3'er, 4'er kişilik ayrılıyor sanırım. Yani başlıyor. 6 kişiliğe kadar odamız mevcut. Tabii bunlar öğrencilerin isteklerine göre değil mi? Aynen. Öğrencilerin talebine, fiyatına göre ayarlanmış durumda. Peki öğrencilerimiz yemeklerini burada mı yiyorlar yoksa dışarıda mı yiyorlar? Bunlar da onların talepleri doğrultusunda mı gelişiyor? Öğrencilerimiz memleketlerinden uzakta oldukları için yemek aslında en önemli hizmetlerimizden biri. Sabah kahvaltısını açık büfe halinde veriyoruz. Akşam 4 çeşit yemek hizmetimiz var. Okuldan geldikten sonra yemekhanemizde aşçımızın yaptığı yemekleri yiyorlar. Peki okulumuzun toplam öğrenci ağırlama kapasitesi nedir? 220. 220 kişiyi aynı öğrenci aynı anda ağırlayabiliyoruz. Çalışabilecekleri, ders çalışabilecekleri bir kütüphane ya da ortak alan gibi bir alanınız mevcut mu? Ortak alanlarımız var, televizyon izleyebilecekleri alanlarımız var, kütüphaneler, etüt odaları var. Bunlar da bu 220 kişiye yetecek şekilde dizayn edilmiş durumda. Peki bir bahçemiz, açık alanımız mevcut mu? Bahçemiz var, yaz kış kullanabildikleri. Peki bir güvenliğimiz var mıdır? Sonuçta burası bir kız yurdu. Biraz daha dikkat edilmesi ve hassas davranılması gereken bir sektör olduğunu düşünüyorum. Bir güvenliğimiz eşlik ediyor mu gece? 24 saat güvenliğimiz var. Nöbet usulüyle çalışıyorlar. Ayrıca bir de memur arkadaşımız gece burada kalıyor. Güvenlik, evet, bir kız yurdundaki en önemli şeylerden biri. Özellikle veliler açısından güvenerek bırakıp gitmek istiyorlar çünkü.
Değerli Altın Rehber izleyicileri, sektörler arası Türkiye turumuz hız kesmeden devam ediyor ve bizler de sizler için sektörlerimizi mercek altına almaya devam ediyoruz. Bugün sizlere geçmişten gelen güzelliğini günümüze kadar taşıyarak bizlere doğal ve kültürel güzelliklerini sergileyen bir ilimizden Ankara Çankaya'dan sesleniyoruz. Çankaya'da kurulduğu günden itibaren gerek vermiş olduğu profesyonel hizmetleriyle, gerek güler yüzlü çalışmalarıyla bizlerce sektöründe markalaşmayı başarmış bir firmaya, Zirve Market'e konuk olduk. Yanımda işletme müdürümüz Mustafa Doğan var, Doğanoğlu var. Mustafa Doğanoğlu bakalım bize sunmuş olduğu hizmetlerle alakalı ne gibi değerli bilgiler aktaracak. Mustafa Bey, bizleri konuk ettiğiniz için öncelikle şahsınıza ve kurumunuza çok teşekkür ediyorum. Nasılsınız efendim? Teşekkür ederim, iyiyim. Sağ olun. Mustafa Bey, sizleri yakından tanımakla programımıza başlayalım öncelikle. Mustafa Doğanoğlu kimdir? Mustafa Doğanoğlu aşağı yukarı 20 ile aşkın bir süredir bu işletmede işletme müdürlüğü yapan kişidir. 20 yıldır sizler bu sektördesiniz. Evet. Markamız da 20 yıldır faaliyette mi? Şimdi aşağı yukarı bizim asıl işletme sahibimiz Abidin Bey 40 yılı aşkın bir süredir bu sektörün içinde. Son 20 yıldır Zirve Market adı altında hizmet veriyoruz. Peki Zirve Market müşterilerine ne gibi hizmetler sunar efendim? Yine sizlerden dinlemiş olalım lütfen. Zirve Market öncelikle kaliteli ürün sunar. Sonrasında sabah 6.30'dan akşam 11.30'a kadar hizmet verir. Telefonla sipariş verilebilir. Bu alo paket kısmına gireceğim ama öncelikle marketimizde şarküteri alanında ya da diğer kişisel ihtiyaçlar ya da tekel ürünü anlamında bütün ürünler mevcut mu burada? Evet, tüm ürünleri burada bulabilmek mümkün. Peki şöyle bir baktığımda bir manav alanımız da var sanırım. Bunların da satışını yapıyorsunuz. Evet. Bununla beraber talep olması doğrultusunda toptan olarak da satış yapıyor musunuz? Evet, yapıyoruz. Yine Ankara'nın nezih ve elit restoranlarına toptan servislerimiz var. Bununla beraber az önce sizlerin de konuya giriş yaptığı gibi bir paket servisi olayımız var. Tabii ki öncelikle bu paket serviste faaliyet gösterdiğiniz alanları, yani mahalleleri soralım. Daha sonrasında daha da gönderebileceğiniz alanları da öğrenmiş olalım. Şimdi Çankaya'da Birlik Mahallesi, Yıldız, Kırk Konaklar bölgelerine hizmetimiz vardır. Diğer bölgelerden talep olursa bir tutar karşılığında gönderir misiniz? Evet, gönderiyoruz. Oran şehri, Simpaşa Altın Oran, Gazi Osman Paşa, Kırk Konaklar bu bölgelere de 50 TL ve üzeri alışverişlere ne alırlarsa aslında önemli değil hizmetimiz vardır. Peki Zirve Market'i gelip ziyaret etmek isteyen izleyicilerimiz için sizler aktarmış olun. Burası rotasyon olarak nereye yakındır? Nasıl sizlere ulaşım sağlayabilirler? Burası Çankaya Birlik Mahallesi Yıldız Kavşağı'na yakın, Nişantaşı Pazarı'na yakın, 365 alışveriş merkezine çok yakın. Peki Zirve Market'in sektördeki hedefleri nelerdir? Vallahi bizim hedefimiz şu anki konumumuzu koruyarak en iyi şekilde hizmet vermeye devam etmek. Peki Türkiye'nin herhangi bir yerinde ya da Ankara bölgesinde başka bir şubeyle görebilecek miyiz sizleri? Evet, öyle düşüncelerimiz var. Biz de büyümek istiyoruz. Önümüzdeki aylarda yine Birlik Mahallesi'nin başka bir bölgesinde bir şubemizi daha açacağız. Peki yine talepler olması doğrultusunda bu Türkiye'nin herhangi bir yerine de yayılabilir mi burası? Yani şehir dışı olarak düşünmüyoruz ama Ankara'nın Çayyolu İncek bölgesine de bir projemiz var. Değerli bilgilerinizi bizlerle paylaştığınız için çok teşekkür ediyorum. İzleyicilerimize aktarmak istediğiniz son bir şeyler varsa tarafınızdan dinleyelim lütfen. Biz teşekkür ederiz bizi tanıttığınız için. Bütün herkesi Zirve Market'e bekliyoruz. Bizler de öyleyse Ankara Çankaya yolunuz düşerse ya da buraya yakın bir bölgede olursanız, gelemeseniz bile Alo Paket servisiyle buradan hizmet alabilirsiniz diyoruz öyleyse. Sevgili izleyenler, bir Altın Rehber programının daha sonuna geldik. Sektörlerin nabzını tutmaya, rehber olmaya çalıştık. Her türlü soru ve önerilerinizi bize iletebilirsiniz. Ben Ata Çağlayan, haftaya aynı saatte İş Dünyası Rehberi Altın Rehber programında görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.